Pisin mi? Ya sen bilirsin. Bence bu şu hali olmuş. Ötesi daha sert olur. Bence sert olur. Sen bilirsin. İlla o çıtırtıyı almak gerekmiyor. Ufak bir tanesini kır. Zaten uçlarından belli kızardı. Yani bir iki üç dakikaya bence karartmaya başlar. Aynen olmuş. Güzel. Hani, sanki yağlı gibi. Evet. Hani hiç yağ atmadık. Sanki yağlı gibi. Bence şey yap. İstiyorsan yine bir iki üç dakika koy. Görmüş oluruz iki üç dakika sonra nasıl olacak. Şu anki halini biliyorsun. Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Air Fry kutu açılımı yapacağım arkadaşlar. Hemen şöyle kutuyu açarak başlıyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında da patates kızartacağız. Yani ilk deneyimimizi yapmış olacağız. Şöyle kutuyu ilk açtığımda her zamanki gibi karşıma kullanım talimatları çıkıyor. Bunları isterseniz incelersiniz veya okursunuz. Ama o kadar karmaşık bir makine değil gerçekten. Kullanımı çok kolay. Zaten ben sizlere videonun ilerleyen dakikalarında göstereceğim nasıl kullanıldığını. Gelecek videolarımda da airfryer ile pişirdiğim yemekleri bu kanalda paylaşacağım. Dolayısıyla beni takip etmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı da unutmayın. Eğer evinizde airfryer varsa veya almayı düşünüyorsanız tarifleri bu kanalda bulabilirsiniz. Şöyle bir prospektüs şeklinde kocaman bir kullanım talimatı çıkıyor. Bence kitapçık şeklinde olsaymış daha iyi olurmuş. Çünkü çok göz yoruyor. Harita gibi açıyorsunuz. Şurada da işte bütün cihazın içindeki parçalarla ilgili bilgiler verilmiş. Şöyle airfryer kutusundan çıkarıp hemen denemek istiyorum. Fiyatını şu anda araştıranlar biliyordur zaten ama burada da söyleyeyim. Biz 4500 liraya aldık. Tabii ki dolar bu kadar yükselmeden önce fiyatı bu kadar uçuk değildi. Geçen yıl alsaydık muhtemelen 2000'li fiyatlarda falan alacaktık ama yapacak bir şey yok. Her şey pahalandı. Yağın da, sıvı yağın da ne kadar zararlı ve pahalı olduğunu düşünecek olursak verdiğimiz parayı hak etti diyebiliriz. Şöyle bir çekmecesi var arkadaşlar. Raylı bir sistemde. Çektiğiniz zaman elinizde kalmıyor. O gerçekten iyi bir özelliği. Çekmeceyi açtığımızda ilk çıkan şey sepeti. O sepetin içerisindeki tel çıkarılıp takılabiliyor. O parçasını da makineye atıp yıkayabiliyorsunuz. İçerisinden şöyle bir ara parçası çıkıyor arkadaşlar. Ve en altta olan da büyük pişirme haznesi. O da çıkabiliyor arkadaşlar. Onu çıkarmamışım şu anda. Bütün parçaları bulaşık makinesinde yıkanabiliyor ve temizliği gerçekten çok kolay. Gördüğünüz gibi şu ara parçasını oraya oturtuyoruz. Zaten gördüğünüz gibi onun yerleri var, direkt oturuyor. Son olarak da sepetini yerleştirdikten sonra raylı sistemi sayesinde rahatlıkla çekmeceyi kapatabiliyoruz. Cihazın arkasını çevirdiğimiz zaman da güç kablosunu görüyoruz. Şöyle 1 metre sanırım güç kablosu var. Hemen bir prize bağlayıp denemek istiyorum. Prize bağladım. Şimdi açma kapama düğmesine basıyorum. Sol üst taraftaki derecesini ayarlıyor arkadaşlar. 200 dereceye kadar çıkıyor ve 40 dereceye kadar düşüyor. Sağ üst taraftaki düğmeye basarak zamanı ayarlıyorsunuz. 1 dakikadan başlayarak 60 dakikaya kadar çıkıyor. Şu liste şeklinde olan tuşuna bastığımızda bazı programlanmış ayarları var arkadaşlar. Mesela burası buz çözdürme, tavuk ayarı, et ayarı, balık ayarı. Burada kek tarzı şeyler yapıyorsunuz. Burası da manuel ayar. Yani bir sebze pişireceğiniz zaman orayı seçebilirsiniz. En altındaki raylı sistemi size göstermek istedim. Şu şekilde. Ve şöyle üst tarafındaki ısıtıcısını da görün istedim. Şöyle bir mobil uygulaması var. Cep telefonumuzdan Play Store'a Airfryer yazdığımızda cep telefonumuza indiriyoruz. Orayı da incelersiniz. İlk deneyimimi sizlerle de paylaşmak istedim. Dondurulmuş patates kızartacağız eşimle birlikte. Hemen deneyelim. Şöyle şey yap, otursun ya.
sonra basıyoruz. Tamam. 15 dakika. Manuel değil mi? Hı hı. Tekrar edeceğiz, 200'e çek. Burası. Hı hı. Orta düğmesine basıyorsun artık. Biz 5. ve 10. dakikalarda çıkarıp çevirdik ama ortasında bir kere çevirmek yeterli oluyor. Nasıl olmuş? Şu an çok şey. Tamam bak. Nasıl sence yumuşacık mı daha? Çok yumuşak. Gördüğünüz gibi hiç yağ kullanmadık patatesleri pişirirken. Gerçekten sıfır yağıyla nasıl pişirecek çok merak ediyoruz. Yarım kilo donmuş patatesi yağ kullanmadan 16 dakikada pişirdik. Oo. Bence sert olursan illa o çıtırtı almak gerekmiyor. Ufak bir tanesini kır. Zaten uçlarından belli kızardı. Ya. Aynen olmuş. Güzel. Sanki hani, yağlı gibi. Evet. Hani hiç yağ atmadık. Sanki yağlı gibi. Bence şey yap. İstiyorsan gene bir 2-3 dakika koy. Görmüş oluruz 2-3 dakika sonra nasıl olacak. Şu anki halini biliyorsun. Her bir dakikada bir bakalım istiyorsan. Bak şöyle. Bence tamam aşkım ya. Gerçekten tamam. Uçları şey olmaya başladı bak. Evet. Güzel olmuş. Rengi çok güzel bence. Harbiden efsane duruyor. Altın sarısı diyorlar ya, işte tam öyle duruyor. Evet. Biraz ufak mı? Bu çıtır değil. Çıtır değil bu. Değil, değil. Aşkım 2 dakika daha yapmak gerek, uçta yanacak. Tuzlu. Tuzsuz ya. Evet arkadaşlar, videomun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Airfryer ile ilgili sorularınız varsa yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Airfryer tarifleri için ve diğer tarifler için kanalıma abone olmayı ve zil bildirimlerinizi açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.